Güzel bir cumartesi gününden merhabalar sevgili izleyiciler. Yaşam Pusulamız Burçlar programına hoş geldiniz. Yine bugün çok güzel bir program olacak sizlerle birlikte ve değerli astroloji uzmanımız Emel Menekşe ile güzel bir program yapma planındayız. İnşallah keyifli ve güzel geçecek şu bir saatimiz. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz, neler anlatacağız, neler konuşacağız, hemen başlıklarını vermek isterim. Bugün süpernova dolunayı Balık burcunda gerçekleşecek ve süpernova Balık burcunda gerçekleştiğinde bütün burçlar ve balık burçları nasıl etkilenecek ve özellikle de Kova burcu genel özelliklerini ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyiz. Siz de çok pozitif ve enerji dolu geldiniz. Herhalde bu süpernovanın etkisi artık birkaç günden beri başladı. Pozitif enerji, hatta enerji doluyuz, hareketliyiz. Evet. Çok keyifli geçiyor şu birkaç günde. Ben etkisini görmeye başladım. Evet, özellikle bugün bir patlama olacak. Bugün bir patlama olacak. Enerji patlaması olacak ama inşallah olumlu evet. Olacak. Tabii bunlardan bahsedeceksiniz, anlatacaksınız. Yani bu tabii güzel bir enerji ama tamamı bütünü etkileyen bir enerji. Evet. Daha çok bütünleşmeyi amaçlayan bir dolunay bu. Evet. Yani hepimizin, tamamımızın hayrına olabilecek her türlü şeyi, içsel yolculuğumuzu bu dolunayla tamamlayacağız. İnşallah. Bazı şeyleri içerisinde gerçekten olumsuzlukları barındıran olayları bu dolunayla temizleme zamanı. Değil mi? Daha çok derinliklerimizi, tabii bilinçaltını, derinliklerimizi ve geçmiş yaşamımızdan etkilendiğimiz pek çok karmamızdan tutun, hani şimdiki hayatımızla birleşen bütün olumsuz negatif olayları temizletecek bir dolunay. Tamamlanma dolunay zamanları arama tamamlanmadır. Yani biz tamamlanacağız. Evet, çok güzel. 12. evin temsilcisi olan balıkta tamamlanacağız. Ve ruhsal yolculuk tabii bu 15 gün içerisinde özellikle çok etkisini gösterecektir. Daha çok içsel dünyamızla, ibadetle, işte meditasyonla ve daha çok manevi duygularla bütünleşeceğiz. O yüzden kimi dönemler maddi kavramlar bizi çok etkisi altına alır. Gökyüzü olayları daha çok toprak gruplarındayken, hava gruplarındayken maddi açıdan bakarız olaylara evet. Ve maddi kavramlar bizim için önemli olur. Ama şimdi su gruplarında oluşan olaylarda daha çok manevi bizi manevi duygularımızla ve maneviyatımızla tabii güçlendirir ve sınar da. Ayrıca kendimizi bazen rahatsız da hissedebiliriz bu yüzden. Çünkü maneviyat her zaman için insanları bir şekilde rahatsız eder. Bu duyguyu hissetmeye başlamış olabiliriz birkaç gün öncesinden zaten. Pek maneviyatla yüzleşmek istemeyebiliriz. Çünkü güneş Başak'ta. Başak toprak biliyorsunuz. Toprağa bağlı bir suyu düşündüğünüzde toprağı besleyen bir su var. Ama bir taraftan da bizi topraklanmaya, yani barındırdığımız negatifi topraklandırmaya yönelik hizmet edecek Başak bize. Jüpiter'in ve Güneş'in çok güzel bir birleşimi söz konusu. Yani Jüpiter de Başak'ta çünkü. Evet. Bu birleşim tabii Dolunay'la bir araya geldiği zaman, Dolunay'ın da su gruplarını çok etkilediğini gördüğümüz zaman toprağın suyla beslendiğini görebiliriz. Yani toprağın artık maneviyatla güçlendiğini görebiliriz. Ama suyun da topraklanmaya ihtiyacı vardır. Zaten o kadar maneviyatın içerisinde gömülmüştür ki Neptün balıkta biliyorsunuz. Evet. Neptün'ün balık döneminde hepimiz manevi duyguları daha çok güçlendiririz. Ve içsel olarak içsel yolculuğumuzda bazen yukarılara tırmanamayabiliriz. Ya da üzerimizde biriken bir sürü olumsuz negatif duygu geliştirmiş olabiliriz. Bu duyguları topraklanmayla işte çözebiliriz. Tam zamanı. Güzel bir birleşim olacak. Yani çözümlenemeyen içsel dünyamızdaki karmaşıklıkları şimdi bu dolunayla çözeceğiz. Bu çok teferruatlı bir durum. Evet. O yüzden
aslında bugün yazımı da mümkün olduğunca yetiştirip yayınlamak istiyorum. Evet. Yazdığımız zaman, okuduğunuz zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Hı hı, Facebook'ta sayfam var, oradan takip edebilirler. Cosmic Oracle. Cosmic Oracle İngilizce yazılışı. Oradaki yazılarımı da takip edebilirsiniz. Şimdi konuştuğumuz zaman insanları genel olarak etkileyen durumları söyleyebiliyoruz. Ama kişilerin haritalarında daha çok balık etkisinde olan bir gezegen ya da evi varsa ve derecesi çok önemli. 6. derecede oluştuğu için Dolunay, bu 6. dereceye yakın derecelerde ya da 6. dereceyi tutturan haritalarda çok etken. Yani süper enerjiyi onlar daha çok hissedecekler. Evet. Haritalarında balık nerelerinde ve kaç derecede, tabii doğum haritalarına bakarak anlayabiliriz bunları. Evet. Evet. Yani direkt imajdan bugün yazmıştım mesela. Dokuzuncu ev. Evet. Ve en çok Dolunay'ın söz konusu. Yani Dolunay'ın etkileyeceği ev de dokuzuncu ev zaten. Mi? Evet. Birinci ev, beşinci ev, dokuzuncu ev ve 12. ev. Yani bu 4 evin çok etkilendiğini görebiliriz. Birinci ev seçimlerimiz. Daha çok hani yükseleni etkileyecek tabii, balık direksiyonumuz burcu. Direksiyonumuz dediğimiz. Yani yükselen burcunda su etkisi alanlarda çok etkili olabilir. Hı hı. Beşinci ev aşk ve eğlence konularında hakim olabilir. Onun da etkisini Mars ve Venüs'ten alıyor. Çünkü Mars, Venüs aslanda. Venüs her ne kadar retro yapıyor olsa da Mars'ın o müthiş enerjisini, aslanın enerjisini taşıyan bir dolunay da var bir taraftan. Yani 5. evi etkilemesinin sebebi de eğlence hayatını güçlendirebilecek olması. Ama eğlenceyi çok üst düzeyde yaşarken bir taraftan hani duygusallaşabiliriz. Yani bu eğlencelerin sonunda üzülebiliriz. O yüzden eğlenceyi aşırıya kaçırmamaya, bağımlılıklarımızı çok fazla derinleştirmeyelim, evet, değil mi? Mesela alkole çok fazla vurmamaya, evet, hafta sonu özellikleri fazla, bir de. Evet, aşırıya kaçmadan. Yani bu tür bağımlılıkların da çok aşırıya kaçılabileceğini işaret ediyor bu. Hı-hı. O yüzden bu aşırılıklara dikkat edelim. Venüs'ün retro yapmasından dolayı karşımıza çıkan o 5. evin aşk dolu havasını çok geçici olabileceğini düşünerek bir şeylere hemen balıklama atlamayalım. Yeni bir şeylerin başlamasının, evet, tamam bu ruh eşim duygusuna kapılabiliriz balığın etkisiyle. Evet, bu ruh eşim karşıma çıkan bu gibi yanılgılara sebep olabilir Venüs retrosu. O yüzden bu dönem çok da aşk değil ama duygusallık kavramı. Hani geçmişten gelen bir şeyler olabilir. Geçmiş çünkü nostaljiyi taşıdığı için bu dolunay, geçmişten gelen bir şeylerin daha ön plana çıkması söz konusu olabilir. Ama yeni bir şeyler mümkün olmaz. Yani yeni bir şeyler... Doğru tercih olmaz. Evet, doğru tercih olmaz. Evet, yanlış şeyler. Kararlar verilebilir. Yeni şeyler için Eylül'ün ikinci yarısından sonrayı öneririm. O yüzden güzel bu dönemdeki... özellikle aslan burçlarının yanıltıcı etkiler söz konusu olabilir. Venüs'ü Mars'ı aslan gösteriyorsa bu dönem, mutlaka aslan burçlarının enerjisi çok yüksektir demektir bu. Ama Venüs yanılgı demektir retro olduğu için. Bunlara dikkat edelim. Ruhsal yolculuğumuz içerisinde ne mümkünse alalım. Yani dolunayın enerjisini içimize çekelim. Ruhumuzu büyütmek için uğraşalım. İçimizde hep iyi niyet besleyerek. İnsanlara zaten iyilik yapma dürtüsüyle bu dolunay bizi herkese karşı yardımseverlik duygusuyla zorlayacak bizi. Kaplayacak, yani içimizde sürekli bir yardımseverlik dürtüsü hissedebiliriz. Bu da çok güzel bir dönem. Şöyle, şimdi oluşan bir takım olaylar var biliyorsunuz. Ülkemiz üzerindeki bir takım etkiler, tepkiler, insanlar arasında çok güvensizlik ve kötü olaylar var. Ölümcül olaylar yaşıyoruz. Yani bir takım içsel savaş dürtüklemesi var. Yani bu nedir? Mars'ın aslan burcunun etkisiyle belki savaşa mı gidiyoruz? Hani herkesin bir şu hükümet kurulamadı, işte nedir durum gibi soru işaretleri kafasında. İşte bu balık dolunayında biraz iyimserlik
kaplayacağı için ülkemizin de burcunun akrep ve yükselenin yengeç olması su grubu ve 10. evinin balıkta olması, yani özellikle siyasi alanda balık burcu etkisinde kalan bir ülkedeyiz. Evet. Ve bu gerçekten insanlar arasındaki yardımseverliği artırırsa eğer, destek, manevi duyguları artırırsa eğer, bu bize çok olumlu bir güç oluşacak. Yani güç oluşacak. Birlik beraberlik duygusu. Evet. Evet. Dedim ya, bütünün hayrına bütün olan bir şey için inşallah güzel olur. Bize gelen dolunay bu. Evet. Gerçekten mucizevi bir dolunay. Bu dönemde çok zamanında güzel bir şeyler olabilir en azından. Gerçekten. Belki ülke olarak tamamen birleşiriz, toplum olarak, insanlar olarak birleşiriz, evet, bu, ve güzel şeyler yaparız. Bu hükümetin hani ülkenin tepesindeki yönetici insanların da balık burcunda olması da ilginç bir tesadüf diyemeyiz. Evet, kesinlikle. Bu mutlaka bir arada olması gereken bir şeydi. Hı hı. Ve ülkenin yöneticilerinin balık burçları etkisinde olmasının bu dolunayda çok daha fazla insanların hayrına olabilecek kararlar alabileceğini de gösterir. Evet. Çünkü 10. ev balık Türkiye'nin. Hı hı hı. Bu da çok güzel bir etken. Umarım insanlar ellerini artık buralarına koyabilirler. İnşallah. Ve bu dönemde gerek bireysel gerek toplumsal anlamda gerçekten artık iyi olmaya karar verebilirler. Kötü insanların içlerine vicdan sokacak bir dolunay. Bu ümit dolu bir dolunay o yüzden. Hı hı. Bence insanlar bu şekilde ruhlarını da yükseltebilirler. Hı. Lütfen içlerinizde hiçbir şekilde kötü niyet barındırmayın. Barındırdığınız her kötü niyet size aynı derecede özellikle Ocak ayında ve Mart ayında geri dönebilir. Evet. Bu dolunay tamamlanma dolunayı ve biz artık karakterimizi de oturtacağız bu dolunayla. Ve bu karakter içerisinde yaşayacağımız sınavlar da netleşecek. Önümüzdeki dönemde yaşayacağınız her şey şimdiki düşüncelerinize bağlı. Evet, her zaman yansıttığımızı tekrar geri toplayacağız. Evet. O yüzden içimizi temiz tutalım. Aynen öyle. Bu dolunayda arınalım bu kötü düşüncelerimizden, duygularımızdan. Yani mümkün olduğunca. Evet. Ve sözü artık size bırakıyorum. Ben bugün ne anlatacaktım? Ben bu yüzümü anlatacağım şimdi. Tabii insanın kendisini anlatması nasıl bir şey olur? Onu ben bugün ilk defa yaşayacağım. Tamamen objektif, yanlı olmamam gerekiyor. Çünkü kova burcunu anlatacağım. Ben de bir kova burcu olarak... Kova burcu objektifliği çok iyi bilir. Evet, ben olduğu gibi anlatırım zaten. Kesinlikle. Özelliğimde de bu var. Evet, kova burcu. Nasıldır kova burçları? Pozitiftir, erildir. Erildir derken erkeksidir. Yani bayanı da erkeği de erkeksidir. Erkeksi duygular hakimdir onlarda. Her zaman pozitiftirler, pozitif enerjileriyle zaten etraftaki insanlar tarafından her zaman dikkat çekerler. Onlar her zaman gülümseyen, iyilik yapan, dikkat çeken insanlardır. Planetleri, yani yönetici gezegenleri Uranüs'tür. Uranüs'ü bir anlatalım bakalım. Uranüs neyi temsil ediyor? Geleceği, teknolojiyi, bilimi, sanatı, değişimi, devrimi ve özgürlüğü anlatan, ifade eden, temsil eden bir gezegendir Uranüs ve Uranüs etkisinde doğan herkes, yani kova burçları özellikle, her zaman entelektüel düşünceye sahiptir. Onlar her zaman değişime, yeniliğe açık, yeni fikirleri açık insanlardır diyebiliriz. Kova burçları özgürlüğüne aşırı düşkündür ve ön sezileri çok fazla yüksektir. İşte bu ön sezilerin yüksek olması insanlarla iletişimlerinde çok çok önemlidir ve çok çabuk analiz edebiliyorlar. Ön sezileri ve zekaları da zaten çok zeki bir burç olduğu için kovalar zekalarıyla ön sezilerini birleştirdikleri zaman müthiş bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani insanlar hakkında, ilk tanıştıkları insanlar hakkında ilk bir bakışta fikir sahibi olabiliyorlar. Evet. Hemen her şeyi anlayabiliyorlar. Zaten kıvrak ve zeki bir akla sahip oldukları için hemen her şeyi çözebiliyorlar. Bu yüzden astrolojiye yatkınlar zaten. Değil mi? Evet. Mesela ona söyleyebiliriz. Evet. Dünyada en ünlü astroloji uzmanları genellikle kova burcundan çıkabiliyor, değil mi? Evet. Onlar çünkü bilime, astrolojiye meraklıdırlar ve analitik zekaya sahipler. Evet. Ve matematiksel kavramlarda çok başarılılar. Rasyonel konularda müthiş bir zekaya sahipler. Zaten astroloji kombinasyon gerektiren bir kavram. Kesinlikle. O yüzden de kova burçları, kova burçları için güzel bir meşkaptan diyebiliyoruz, değil mi? Evet, idealizmi ve pragmatizmi savunurlar genellikle. Bu nedir? İdeal, iyi insan olmayı her zaman ilke edinirler. Onlar her zaman iyilik yaparlar, iyimserdirler. İnsanlara, insanlığa faydalı olmak için uğraşırlar. Biraz havaidirler ama
ayakları her zaman yere sağlam basar. Havailiklerini çok fazla aşırıya kaçırmazlar ama onları ilk gördüğünüz zaman bir havai, bir ukala, bir şımarık tavırlar, hareketler görebilirsiniz. Ama aslında özünde onlar iyimser, insancıldırlar diyebiliriz. Kova burçları hava grubu burçlarıdır zaten. Ama dışarıdan bakıldığında bazen su grubu gibi algılayabiliriz kovaları. Çünkü onların ön sezileri yüksek olduğu için genellikle ön sezileri yüksek olan burçlar su grubu. Dediğimiz gibi balık, yengeç ve akrep burcu. Onlar ön sezileri güçlüdür, hissederler ama kova burcu da onlara yakındır. Ön sezileri çok gelişmiştir. O yüzden diyoruz ya analizleri çok sağlamdır. İlk bakışlarında ön sezilerinden anlayabiliyorlar. Duygusal. Yani duygusal. Yerine göre duygusal. Onlar genelde duygusal olmaktan kaçan burçlardır. Duyguları çok fazla açığa çıkarmaktan kaçan insanlar diyebiliyoruz değil mi? Evet. Ne dersiniz? Aslında çok duygusaldır. Çok, ama yansıtmıyorlar değil mi? Çok olayda mesela sulu gözlülük bakımından yengeçten geri kalmaz mesela. Çok ağlak burçlar arasında yengeç ve sonra da kova burcu vardır mesela. Evet. Çünkü insanların yardıma ihtiyacı olduğu dönemlere çok duyarlıdır. Evet. Ve yardım etmeyi çok sever. O konuda çok aşırı duygusallık gösterebiliyorlar. Evet ve hassasiyeti insanların düştüğü durumlardır mesela. Evet. O tür durumlarda aşırı duygusallık geliştirebilirler. Evet. Gerçekten. Onlar zaten her zaman insanlara faydalı olmak için özellikle özgür bir ruha sahip oldukları için onlar insanların insanlara faydalı olabilecek demokrasiyi savunan insanlar, özellikle toplumda hep demokrasiyi savunan insanlara faydalı olabilecek bütün düşünceleri savunan insanlardır diyebiliyoruz kova burçları için. Çok enerji doludurlar onlar. Zaten pozitif oldukları için her zaman enerji doludurlar. Toplum kurallarına karşı çok duyarlı değiller. Çünkü özgürlükçü düşünceye sahiptirler. Bilge ruhludurlar ve yaratıcı ruha sahiptirler. Toplum kurallarına çok önem vermeyişleri onların işte bu yenilikçi Uranüs etkisinden dolayı işte devrimci, yenilikçi oldukları için toplum kurallarına değil bireysel konulara değil daha çok yani kitlesel olaylara, toplumsal kurallara çok fazla önem verirler diyebiliriz. Her zaman gelişmeye açık, yeniliğe açık, yeni fikirleri açık insanlardır. Onlar için yeni bilgi, her zaman yeni bilgi, yeni şeyler öğrenmek çok çok önemlidir diyebiliyoruz. Yani Atatürk'ün devrim yaratması değil da mi? Kaçınılmaz bir yükselen kova. Değil mi kova burcu? Evet. O yüzden yükselen burcu kova olduğu için devrimleri yaptığından da zaten. Yani daha çok 30 yaşından sonra zaten kendini gösterdi. Değil mi? O yüzden. Evet. Karar verme konusunda çok sabittirler kova burçları. Eğer bir şeye bir karar vermişlerse o karardan çok kolay vazgeçmeyebiliyorlar. Çünkü sabit düşünceli olabiliyorlar dönem dönem. Evet, yeni bilgileri açıklar dedik, güçlü sezgileri var dedik, bu konuda yanılmazlar dedik. Anlayamadıkları konularda çok soru sorarlar. Soru sorma, ben kendimden örnek vereceğim, ben çok fazla sorguluyorum ve soru sorabilirim. Çünkü soru soran insan bana göre her zaman, benim bir düşünce yapım var, soru soran insan zeki insandır derim her zaman. Kesinlikle. Çünkü öyle. Yeni bir şeyleri öğrenmek için soru sormak gerekiyor. Bazen bıktıracak derecesinde soru sorabiliyorlar. Çünkü yani çocuklar isterler. İlk öğrenmeye başladığında sürekli sorar ya, o hali kovaların hiçbir zaman bitmez. Kesinlikle. Çünkü merak duygusu ve öğrenmeye sürekli açık olması, açlık gibi bir şey onlar için zaten bu. O yüzden sürekli soruları bitmez. Evet. Çok konuştuğu iddia edilir bu yüzden de. Halbuki o öğrenmek için soruyordur. Kesinlikle. Ve bilgi dağarcığını genişletmeye çalışıyordur. Evet, çok çabuk sıkılma huyları var. İşte bunu, bu biraz olumsuz yönlerimiz. Bir şey elde, yani çok istediğimiz bir şey elde ettiğimiz zaman bazen ondan da sıkılabiliyoruz. Sıkılgan olabilirler. Bu biraz olumsuz. Havai işte, hava işte. Gruplarında genel var. Evet, değil mi? Bilgilerini çok fazla paylaşmazlar kova burçları. Ama biraz ketumdur o konuda. Neden paylaşmazlar? Bilgilerini önemseyecek, fikirlerini önemseyecek insanları yakaladıkları zaman sonuna kadar bilgilerini paylaşabilirler. Zaten her zaman kova bilgiyi temsil ettiği için o kova her zaman dolar, dolmak üzere var olan bir şeydir. Bilgileri alırlar ama aktaracağı yerler çok önemli. Seçerler onlar. Eğer karşı tarafta alma potansiyeli varsa o kişiye direkt o bilgileri aktarabilirler diyebiliriz. İkili ilişkilerde oldukça başarılıdırlar. İnsanlarla iletişimleri çok çok iyidir. Bu yüzden etrafında çok fazla dostları, sevenleri olur. Çünkü o sevecen yapılarıyla, iletişimleriyle
kendilerini çok güzel ifade etmeleri, işte bu konuşkanlık özelliğinden kaynaklanan bir iletişim nedeniyle insanlar tarafından sevilirler ve çevresi çok kalabalık olabilir, değil mi? Çok. Hatta yani sosyalliği en üst seviyede olan hava gruplarıdır. Evet. İkizler ve kovadır özellikle. Kova burcu erkekleri de hatta kadınlarından daha fazla sosyaldir. Evet. Yani etrafı hep kadın doludur. Kadınların sıkıntılarını dinleyip oturup dinlerler. Ve konuşurlar. Erkekler bayanlar da çok fazla. Yani inanılmaz sevinen yapıya sahiptirler. Evet. Halbuki evli bir burç. Evet. Ama bayanlarla iletişim çok iyi onlar için. Yani. Çok başarılı. Ama bayanlar da erkeklerle iletişimi çok çok iyi. Mesela ben kendimden biliyorum. Mesela eşim kova. Eşimin bayan arkadaşları çok fazladır. Ben bunu hiç falan kısıtlamam çünkü yapısını biliyorum. Çünkü ben de aynısı olduğum için benim de genelde erkek arkadaşlarım, dostlarım öyle söyleyeyim. Daha iyi iletişim kurabiliyorum. Kendi cinsimizde. Kadın da evlilik kendini gösteriyor çünkü evli olduğu için. Kadın daha çok erkeklerle anlaşabiliyor. Ama feminen yapısı bu... Yani aslında devrimci yapısı kadınları ön plana çıkarmak. Önemsiyorlar kadınları. Önemsedikleri kadın için. Kadın haklarına önem verirler zaten. O yüzden zaten hani Atatürk'ün çıkardığı pek çok kadın devrim haklı. Kadınlarla ilgili gibi derseniz. Yani kibir tesadüf olamaz zaten. Kesinlikle. Yani. Evet, biraz maceracıdırlar kovalar. Macerayı severiz. Bu da onların işte Uranüs etkisi. Değişikliği, yeniliği, farklılığı sevdikleri için biraz macerayı da seviyoruz. Evet. 40 yaşından sonra maceralara başlayabilir kovalar. Evet. Çünkü 40'ına kadar pek aileye düşkünlüğü mevcut. Evet. Özellikle annesiyle bir aradaysa ya da erken yaşta aile kurmuşsa 40 yaşına kadar aile sorumluluğunu çok fazla taşır. Ama 40'ından sonra özgürleşme çabasına girer. Uranüs onu tetikler biliyor musunuz? Devirme işte. O yüzden. Evet, dahi özellikleri vardır dedik zaten. Çünkü zaten tarihte de mesela birçok dahi gördüğünüzde muhakkak içlerinden birçoğu zaten kova burcudur. Onlar ya delidir ya dahidir. Evet. Öyle bir yanımız var, deli yanlarımız var bizim kovaları. Aslına bakarsanız küçük yaşlarda özellikle erkek çocukları olan hani kova burcunda çocukları olanlar belki yaşamış olabilirler ama aşırı aslına bakarsanız spiritüel gelişmişlik ve zekanın hareketlerinden belli tabii, oluyordur. Tabii hareketlerinden belli olduğu gibi bazen zihinsel engellere hatta havaleleri çok fazla geçirip bazen beyinle ilgili sorunlar yaşadıkları. Fazla zeka ile alakalı. Aslında ruhsal zekasının çok yüksek olduğu dünyaya kesinlikle. Bu yüzden geldikleri ve bu tür konularda derinleştikleri ve dünyaya adapte olamadıklarını düşünürüz. Evet. Yani bu dünyanın daha çok öyle değiller. Kova burcu erkek çocuklarında bu tür hiperaktivite ya da bir takım sorunlar yaşandığı görülebiliyor. Psikolojik sorun olarak algılanan şeyin aslında aşırı zekadan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, o kova burçları için neler söyleyebiliriz başka? Çok anlayışlıdırlar. Anlayış ve hoşgörü onlarda sınırsızdır zaten. Açık görüşlüdürler. Her zaman dediğimiz gibi yeni fikirlere, yeniliğe açık oldukları için onlar her zaman karşı tarafa da aynı şekilde anlayışlı ve hoşgörülü bir şekilde yaklaşırlar. Maddiyata çok önem vermezler. Maddiyat onlar için bir güçtür. Yani yapacakları yeniliklerde güç olarak kullanırlar maddiyatı. Daha çok insancıl değerlere çok fazla önem verirler. İnsancıl olması tabii bir de tutup herkese yardım etmeyi kalkması. Değil mi? Onlar yani kazansın ama bir de dağıtsın. Evet. Faydalı olsunlar insan. Kova bazen o yüzden de hem dolu olabiliyor bazen de dolu olabiliyor değil mi? Hiçbir zaman dolu olarak kalmaz ama. Yani bir taraftan da boşalır. Yani kendi ekonomisini yine bir şekilde garantiye almayı seven tarafları da var. Yani kendi garantiye alır. Evet. Yatırımlar yapar. Ama bir taraftan da bir bakarsınız yardımseverliği tuttuğu zaman o kovayı tamamen boşaltabilir kova burçları. O yüzden de maddi kavramlarda çok meraklı değildir aslında. Evet, para hırsları yok. Parayı her zaman yardım etmek için kullanır. Evet, değil mi? Yani bu duygusu çok gelişmiştir. Evet, kovalar aşırı derecede sosyaldirler demiştik zaten. Sosyal hayata, dostlarına, arkadaşlarına düşkünlüğü vardır. Biraz da egoisttirler. Evet, egoist yanlarımız var. Ben onu törpülemeye çalışıyorum. Evet. Mümkün olmayınca çünkü farkındayız. Yani beğenilme güdüsü çok fazladır kovanın. Yani görsellik onlar için çok önemlidir. Dikkat çekicidirler zaten. Ama hava gruplarının çoğunda vardır bu. Evet. Çünkü
yani görselliği ön plana sokacak derecede birazcık baktığımız zaman sanata eğiliminden kaynaklı olabilir. Hı hı. Hani görsellik onlar için sanatçı ruhundan kaynaklanan bir önem taşır. Evet. Bu yüzden de o görsellik sonuçta bir egoyu besleyecek bir taraftır. Evet. Hani görsel olduğumuz zaman iltifat işitmek isteriz. Kesinlikle. O yüzden yaptığımız her türlü sanat eserinden dolayı başarılarımızın övülmesini tabii isteriz. Tabii, övülmeyi isteriz. Çünkü bir emek veriyoruz orada. Verdiğimiz emeğin de karşılığında bir övgü almak isteriz. Evet. Karşılığını almak isteriz. Evet, bu da egoyu doğuracaktır. Tamamen bir aslan kadar olmasa da evet. Hani kol burçlarını da gerçekten en azından kovalar. Yani dengede tutabilirler. İçlerinde saklayabilirler. Evet. Bazen dışarıya yansıtmayabilirler. Bazen de sözel olarak şaka yolla ifade edebilirler. Evet. Hani bir aslan gibi kükremezler tabii. Evet, evet. Zaten daha kibar, evet. Daha iletişimi çok naiftir çünkü evet, kovanın. Evet. O yüzden çok çabuk parlayabiliyoruz dönem dönem. Saman alevi gibi diyorum ben mesela. Yani. Çok çabuk sinirlensem de çok çabuk geçer. Evet. Zaman kin gütmem. O tarafını da yaylara benzetiyorum. Evet. Bir anda parlayabiliyorlar. Çok uzatmazlar evet, yani. Kesinlikle. Evet, kolektif değerlere önem verirler dedik. Çünkü toplumsal değerler onlar için çok çok önemlidir. İşte bu da kova burçlarını farklı kılar genellikle toplumda. Onlar her zaman farklı düşünceler, farklı fikirler ortaya çıkarmak için yaşarlar. Farklı yaşamayı severler diyebiliriz. Evet, kovalar duygularını çok fazla açığa çıkarmaktan hoşlanmazlar. Duygularını genellikle gizlemeye çalışırlar. Çok aşırı duygusal değildirler. Özel ilişkilerine özellikle çok aşırı duygusal değildirler. Genellikle duygularını kamufle etmeye çalışırlar. Çok aşırı ve bağımlılık oluşacak duygulardan çok çabuk kaçmaya çalışırlar. Bağlanmaktan hoşlanmıyoruz değil mi? Özgür ruhlu olduğumuz için. Çünkü bizim için bir tehlike olabiliyor diye düşünebiliyoruz. Yani bağlanırsam, aşık olursam orada bir sıkıntı oluşabilir, özgürlüğüm kısıtlanabilir düşüncesi çünkü olabilir. Çünkü genç yaşlarda, çocuk yaşlarda o bağımlılıklar yüzünden özgürlükleri kısıtlanmış oluyor genelde kovaların. Bundan korkuyoruz. Yani %90'ını görürsünüz aileleriyle ilgili sıkıntı yaşamışlardır. Evet. Mutlaka aileleriyle ilgili bir hapishane ya da ayak bağı ya da duygusal bir bağ hissetmiş olabilirler. Hı-hı. Ve belli bir yaştan sonra artık o bağımlılıktan kurtulmanın verdiği bir heyecanla artık bir daha eski hayatına dönmeme güdüsüyle korkusu hareket oluyor, ederler. Evet. O korku her zaman için onları hiçbir zaman bir bağımlılığa sürüklemeyecektir. Evet. Hiçbir zaman da hiçbir bağımlılığa girmek istemeyeceklerdir zaten. Korkuyoruz oradan. Evet, korkabilirler. Eski günleri yaşıyorlar. Evet. Tabii acı tecrübeler bazen böyle yaşatabiliyor evet, insanı. Yani evet, bu yönde düşünmemizi sağlayabiliyor. Evet, iş hayatlarında kovalar nasıldırlar? Kova burçları genellikle kendi işlerini kurduğu zaman çok çok başarılı olurlar. Çünkü özgür ruhlu oldukları için tabii, baskı altında, kurallar altında çalışmayı ve sürekli bir yerde kalmayı sevmeyen insanlar olduğumuz için genellikle özgür, evet, esnek özgür işlerde çalışmayı seviyoruz. Yani 10. evi iş hayatı kovayı gösteren hı-hı, insanlar da genelde zaten özgür çalışmayı, kendi başına çalışmayı, evet, bazen yalnız kalarak çalışmayı, hatta evet, ekip olarak çalışmaya çok fazla müsait değillerdir. Evet. Çünkü yalnız kaldıklarında zihinlerini daha çok odaklayabilirler. Bu da onların daha başarılı olacaklarını gösterdiği evet, için bunu da kendilerine kanıtladıkları zaman daha çok o gruptan ayrılabilirler, evet, uzaklaşabilirler, evet, bireyselliğe yönelebilirler. Sanatsal işlerle evet, uğraşabiliyorlar. Mesela evet, başarılı olabilecekleri meslekler genellikle sanatla alakalı. Mutlaka hayatında görsel sanat, sanatları muhakkak çok merak ederler. Müzik. Çok, evet, müzikle mutlaka ilgilenirler. Olur. Ben de aynı şekilde. Evet. Başarılı olabileceğimiz meslekler. Yani özgür ya da ticari işlerle de mesela uğraşabilirler. Çünkü iletişimleri çok güçlü olduğu evet, için ticaretle de mesela çok başarılı olabilirler. Çok güzel paralar kazanabilirler diyebiliriz. Evet. Ve zaten başladıkları her işte de genellikle başarılı olurlar. Çünkü biraz da mükemmelliyetçi bir yapıya sahibiz. Olacaksa her şeyin en iyisi, titizdir, en güzeli, İşine en farklısı olmak zorunda. Sıradan şeyleri pek sevmiyoruz, tatmin etmiyor çünkü bizi. Farklı şeyler üretmeyi seviyoruz. Ve bir şeye çok konsantre çalışırlar. Hı-hı. Yani iş hı-hı, hayatında 10. evde ve Jüpiter'de kova varsa bir işe odaklandıklarını mutlaka çok konsantre çalışırlar. Yani hı-hı, o odak noktaları olur. Değil mi? Mutlaka. Hı-hı. Bölünmek istemeyebilirler. Mutlaka onun üzerinde çalışacağı sakin bir ortama ihtiyaç duyabilirler ayrıca.
ve sonunda güzel bir şey çıkarmaya çalışırlar ve estetik bir şey çıkarmaya çalışırlar. Yaptıkları iş hayatında mesela sayılarla, rakamlarla ilgili bir rapor bile olsa onu estetik bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışırlar. En mükemmel şekilde olacak. Mutlaka orada bir görsellik olacak. Olacak. Görselliğe evet. Biz önem veriyoruz. Evet. Önem veriyoruz. Evet, kovalar aşk hayatında nasıldır? İşin en kritik kısmı burası. Evet. Kova burçları özgürlükleri düşkün oldukları için kısıtlanmaktan da az önce bahsettiğim gibi hoşlanmadıkları Hı-hı. için genellikle kısa süreli ilişkiler, bekarlar için söylüyorum. Evet. Kısa süreli ilişkileri tercih ederler. Çok uzun vadeli ilişkilerde aşık olup acı çekeceğim, duygusal, çok derin duygusal şeyler yaşayacağım, bağlanacağım ya da özgürlüğün kısıtlanacak korkusuyla genellikle çok uzun vadeli ilişkilerden kaçarlar. Çok ciddi evlilik düşüncesiyle birlikte olmaya adım atmazlar. Ha, ilerleyen evet. dönemlerde gerçekten aşık olur ve severlerse hani ruh iki eşimi buldum dedikleri anda evliliğe karar verebilirler. Hı-hı. Ve evliler için de şöyle bir tavsiyem olacak. Daha doğrusu kova burcu ile evliyseniz çok kısıtlamayın. Onları biraz özgür bırakın, rahat bırakın. Tabii çok rahat bırakmamak şartıyla. Tabii dengede tutmak çok çok önemli. Evlilikte de sıkılabilirler. Evet. Çünkü baskı, çok aşırı sorumluluk duygusu kova burçları sıkabilir. Evet. Onlar rahat olacak. Eğer çok kısıtlamaya gidersek karşı tarafı bazen dışarıya da itmiş olabiliriz. O yüzden kendilerini anlayacak bir kova ile çok daha iyi anlaşabilirler. Yine hava grupları ile iyi anlaşabilirler. İkizler olabilir. Ama şu da var, şu akreple de çok iyi anlaşabilirler. Evet. Yani akrebin orası kadar, biraz kritik aslında. Orası yani biraz çok kritik. Yani ne anlaşabilirler, yani, ne anlaşmayabilirler arası bir şey. En uyumlu çift kova akreptir. Yani bir taraftan akrep boğa ile çok iyi anlaşırken yine akrep kova ikilisi de çok uyumludur evet. mesela. Ama akrebin şu yönü belki. Akrebin bağımlılığı. İşte. Dominant oluşları evet. yani benim dediğim biraz çatışabilirler orada. Yani orada bir çatışma yaşamaya girebilir. Çünkü akrep kısıtlamayı kıskanç olduğu için biraz Hı. derin duygusal olduğu için akrebin tavırları bazen kovayı kısıtlayıcı bir davranış olarak algılayabilir evet. kova bunu. Akrep bazen stratejik de davranabilir. Bunu keşfeden akrep her zaman için stratejik davranmaya çalışacaktır. Ve kova burcunun o sahiplenme güdüsü var yalnız. Evet. Onu kullanacaktır. Yani kaybetme noktasına geldiği zaman kova burcu çok kaybetmeyi sevmez. Sevmez. O yüzden sahiplenme güdüsü de çok fazladır. Hı-hı. Hani özgür bırakılmak isteyebilir, kendisi özgür olmak isteyebilir. Ama sahip olduğu değerleri de çok kolay elinden evet. Kaçırmak istemeyebilir. O yüzden de birbirlerine aslında benzerler evet. akreple kova. Çünkü stratejik sahiplenme güdüleri ikisinin de fazladır. Kesinlikle. Bu duyguyla birleşebilirler. Evet. Bu duygu onları birleştirebilir. Tabii çok derin duygusallık da çok evet. aslında iyi değil. Yani. Kovalar çok derin duygusal değil ama hani burada derin duygusal olan burçlar genellikle su grubudur diyebiliriz. Evet. Bağımlılık gösteren burçlar boğalardır diyebiliriz ama aslında biraz dengede tutmak gerekiyor duygularımızı da. Yani karşı tarafı bazen Tabii. çok derin duygusallık da sıkabilir, baskı evet. altında hissettirebilir. Yani bunu hissettiren burçların işte tamamında çok da fazla insanların etrafında kalmadığını görebilirsiniz. Hı-hı. Hani yengeç, uzaklaştırmış oluyoruz, yengeç, balık bunlar kendilerini tamamen adayan burçlardır. Evet. Akrep, hani su grupları. Aslında çok sevgilerinden bu ama. Şimdi dolunayın etkisiyle de tabii bunlar adanmışlık duygularını çok fazla ön plana getirip onları irdeleyecekler işte. Ben bunu yapmamalıyım. Şimdiye kadar artık geliştirdikleri bağımlılıkları terk etmeleri gereken bir dolunay. Tam da zamanı. Yani sigara ya da alkolü bırakmak istiyorsanız hatta tam zamanı. Bu dönemde çok evet, bağımlılıkları, bırakabilirler, değil mi? Bu dönemde bırakabilirler. eşleri kova olan bu su gruplarını diyorum bu dönemde rahatlatabilirler. Evet. Tabii kovalar birliktelik düşündüğü kişileri direkt duygularını çok rahatlıkla ifade edebilirler, saklamazlar. Direkt net olarak evet bunu ben birliktelik düşünüyorum diyebilirler. Direkt Tabii. duygularını ifade edebilirler. Yani iletişimleri çok çok güçlü bu anlamda. Evet. Onun dışında olumlu yönleri nelerdir kovaların? Dost ve arkadaş canlısıdırlar. Çünkü bazen ben kendimden de bilirim. Dostlarım benim bazen ailemden bile çok önemlidir diyebildiğim noktalara kadar götürebiliyorum dostluğumu. Evet, dost derken bile öyle bir içten soruyorsunuz. Değil mi? Onu hissettirebiliyorum evet. değil mi? Onu çok fazla dostum yoktur belki benim evet. ama
dostum olarak Hı-hı. gördüğüm insan benim için çok çok önemlidir. Hayatımda merkezim Evet. haline gelebiliyor. Yani belki çocuğumdan, belki eşimden bile çok fazla önemli bir hale getirebiliyorum dostlarımı. Dost canlısıyım. Evet. Hem işte dediğim gibi yardımseverlik güdüsüyle hareket Evet. eder. Hem gerçekten sosyal çevre onlar için aileden çok, çok daha öne geçebilir yani. Evet. Sosyal çevreyi en önemseyen burçlardan biridir zaten. Evet. En önemseyen burçtur diyebiliriz evet. Olumlu yönleri arasında başka bir şey söyleyecektiniz herhalde. Evet. Buyurun, yani buyurun. Ay burcu kova olanları söyleyecektim. Bir de ay burcu kova duygu dünyası, olduğu zaman kova olursa ne olur? İşte o duygu dünyası kova olduğu zaman tamam çok aşırı bazen duygusallık, bazen şiir yazmak, bazen şarkılara gömülmek. Ben yani bunlar olabilir ama bazen de çok fazla birdenbire görmezden gelebilir insanlar. Bazen böyle davranıp bazen öyle davranması da duygu dünyasında dengesiz olduğunun algılanmasına sebep evet. olabilir. Böyle algılanabilir. Dengesizlik yönümüz var. Ben bunu es geçmişim oradan söyleyecek bazen aslında. Bazen acımasız dengesiz yani olabilir. Oğlak kadar olmasa da oğlağa yakın bir burç olduğu için Ay burcunda kova biraz daha sert bir duruş sergileyebilir. Evet. Yani eğer Ay burcu kova olan bir insan varsa çok çabuk vazgeçebiliyorlar her şeyden. Çok çabuk duygularından vazgeçip çok çabuk hayatından bir insanı çıkarabilme özelliği de var ya, demek. Ya gaddarlık önümüzde var aslında. Evet var. Yani çünkü zaten oğlağa da yakınız ya. Yani işte, özellikle Şubat'ın ocağın ilk haftaları. Evet. Şubat'ın Ocak ilk haftaları olan özellikle çok etkileniyor. Evet tabii. Oğlak net kararlar olabiliyor. Ay oğlakta nasıl çok net çizgiler çekebiliyorsa neredeyse ona yakın bir şekilde de ay kova aynı evet. şekilde ilişkilerini çok çabuk bitirebilir. Evet. Duygularında çok sert değişebiliyor. Sert duygular. Duruş sergileyebilir. Bazen çok aşırı duygusallık besleyip size mesela önünüzde bütün duygusallığını serebilir. Bazen de bir bakarsınız çok bir şey yok. Yani çok soğuk ve yok olmuş bir noktada soğuk olabilir. Bir insan. Yani bu dengesizlik bazen kaçış şeklinde olmaz ama size karşı soğuk durabilir. Yani tamamen çizgiyi çekebilir bir anda, bitirebilir. Belki kafasına farklı bir şey oluşmuştur. O düşüncesinden dolayı belki kaçmaz ama size bak. Karşı da duygusal değildir. Tavrıyla çizgiyi çekerler. İşte o tavrı sergileyebilir. Evet. Hani nettir. Ay balıkta olduğu gibi kaçmayabilir. Hı-hı, ama size karşı da soğuk duruş olur. Belli ederler mutlaka. Zaten. Evet. Hiç saklamazlar onlar duyguyu düşüncelerini. Çabuk soğuyabilirler yani. Evet. İşte sıkılganlık yönleri evet. olduğu için evet. belki hani çok çabuk sıkılabiliyorlar. Düşünceler zaten sürekli değişim onlar için çok önemlidir dediğimiz noktada da zaten bunu evet. söyleyebiliriz. Çok çabuk değişebiliyorlar. Çok yani Ay burcuna daha çok denk gelen hava Hı-hı. gruplarıysa bu olabiliyor. Evet. Hani sıkılganlık olabiliyor. Evet. Evet, olumlu özellikler arasında aşırı insancıldırlar, yardımseverdirler, kötü düşüncelerden hoşlanmazlar. Yani ben kendimden de bunu örnek verebilirim. Hiç kimse için, kızsam bile hiç kimse için kötü düşünceler barındırmam. Kendimde biriktirmem o kötü düşünceleri. Olmaması gerekiyor. Kimse değilim. İyimser düşünmek evet. zorundayım. Evet. Ben öyle hissediyorum. İnsancıl düşünmek zorundayım diye bakarım. Çünkü bu da bizim aşırı hoşgörülü ve anlayışlı belki tavrımızdan. Çünkü herkes hata yapabilir, herkes yanlış yapabilir diye baktığımız için, kovalar böyle baktığı için kötü düşünceler ve duygular beslemezler diyebiliriz. Son olarak olumsuz yönleri nelerdir kovaların? Saplantılı olabiliyorlar dönem dönem. O saplantılı evet. düşüncelerden çıkamayabiliyorlar. Bazen takıntı evet. haline getirebiliyorlar. Değil mi? Yani bu konuda bu konuda gençlik dönemlerimde yaşadığım bir takım şeyler evet. var kovalarla ilgili. Ya inanılmaz şair ruhlu oluyorlar evet. ve inanılmaz takıntılı bir şekilde aşık olabiliyorlar. Ve onları gerçekten çok fazla neyin etkilediğini çok fazla bilemeyebilirsiniz. Aslında çözülemeyen insanlardır. Yani takıntı düzeyinde bazı şeylere takıp yani uzun yıllar boyunca hatta o takıntılarından kurtulamayan kovalar var. Bu bir çeşit bağımlılık diyebiliriz ama hani akrep boğa kadar bağımlı değildir. Değiller. Belli bir dönem uzaklaşabilirler ama o bağımlılıktan da vazgeçmezler. Hani belki de ulaşmadıkları zaman yani, cazip evet, geliyor. Çünkü ulaşınca cazibesini kaybedebiliyor kovalarda. Birazcık çok sanatçı ruhlu şey. Olmalarından kaynaklı bazen duygusallığı sevmeleri. Belki ilham alıyorlardır. Evet, belki onu yazmak için bir ilham olabilir. Evet, evet. Ben de şimdi bir yazan biri olarak ilham kaynağı evet. olacak. Aslında evet.
tabii ki yani her zaman şiir yazan insanlar sürekli aşık olacak diye bir şey yok ama evet. Belki geçmişten, belki o anki duygulardan, belki geçmişte ulaşamadığı bir duyguyu o an yaşayıp hissedip bir takım şiirler, sözler yazmak için ona ilham olarak kullanabilirler. Bu yani da takım şiiri kullanan kovalar da bu duygusallığın aşırıya karşılığını görebiliyoruz. Yani eğer şiir yazıyorsa ki %80-90'ı şiir yazan kovaları yazıyoruz. Bir dönem şiirden uzaklaştıkları zaman ancak sosyalleşebiliyorlar. Hı-hı. Eğer şiire gömülürlerse İçine kovalarda gözlemlediğim şey bu ki yani bir akrep gibi, bir balık gibi hani çok aşırı duygusallığın içerisine gömülebiliyorlar yani neredeyse. O da olumsuz yönleri. Şiir olayını çok fazla uzatmayalım. Yani okuyalım geçelim ama şeklinde. Ama ben sürekli yazıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yapmam. Sürekli yazıyorsunuz. Sürekli yazıyorum ben. Evet, orada sıkıntı var. Orada sıkıntı var. Ama ben tabii mantık yanını da çok kullanmaya çalışıyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Çünkü genel özelliklerimi biliyorum. Belki hani bilmeyenler yok, için gömülebiliyorlar. Yok ama aslan tarafınız onu değil mi? Dengeliyor. Değil mi? Evet, ben aslan tarafını gözlemliyorum. O dengeliyor. Evet, olumsuz yönleri arasında başka neler söyleyebiliriz kovalar için? Bazen dengesiz olabilirler dedik zaten. Çok fazla sorumluluk almayı sevmiyoruz. Evet, biraz sorumluluklarından kaçabiliyoruz. Sorumluluklardan biraz kaçabiliyoruz. O konuda da biraz tembelliğinden kaynaklanıyor aslında. Hani çok çalışkan olabilir, bir anda böyle bir işi çok hızlı bir şekilde hareket edip halledebilir. Ama bir tembel tarafı da vardır. Evet. Yani sevmediği şeyde tembellik yapar. Kesinlikle. İstemediği şeyi yapmam derim mesela her evet, zaman. İstemediği şeyi... Net bir cevabım vardır. Ama istediği şeyi de çok başarılı kesinlikle. Ve çok canlı hızlı hareket edebilir. Evet. Enerjisi yükselir orada. Kesinlikle. Bir şeyi istemiyorsa hayatta... Yani yaptıramazsınız. Ya yaptıramazsınız. Öyle üstün körü yaparsın bir kandırır. Yaptım gibi gösterir. Orada kandırır. Kandırma oyu vardır. Orada strateji oyunlarımız evet, başlar zaten. Kovanın kandırma oyu vardır. Öyle mi? Tabii evet. Canım biliyorum. Evet. Ama hani yalan söylemek anlamında değil tabii. Tabii yok hayır. İnsanları dengede tutmak amacıyla. Evet. Kovalar için söyleyebileceğim şeyler bunlar. Kovalara hayatta her zaman mutluluğu ve başarılı günler diliyorum. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tabii ki net olmaya çalışıyorum. Objektif anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü ben kendi burcum dahi olsa değiştirmeyi asla sevmem ve bu şekildedir. Tabii anlatacak çok çok şey var ama daha anlatacağımız farklı konular da var. Yani aslında bakarsanız bir sözümüz var. Geçen haftadan eğer evet, izliyorsa doğum haritası yorumlayacağım. Evet, evet. Vaktimiz yine daraldı ama ben ona sözümü tutacağım. Doğum haritası ile ilgili bilgi vereceğim. Evet. Güneşi yay burcunda çok özgür ruhlu ama Eylül ayında belki bu özgürlükleriyle ilgili üçüncü ev, anne evi, kardeşler bunlarla ilgili Satürn yaya geçişi söz konusu Eylül ayında. Tekrar geri dönüyor yani. Yaşadığınız belki Haziran'dan önce yaşadığınız bir takım olayların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu da sizin güneşinizi etkileyen üçüncü ev. Yani hem düşünce sisteminiz olabilir, hem ailede anne kardeşlerle ilgili olabilir yaşayacağınız şeyler. Bunlara karşı hazırlıklı olun. Gözünüzü korkutmak istemiyorum. Can Bey, yükseleniniz Başak. Jüpiter sizi destekliyor. Bu konuda daha iyi hissedebilirsiniz kendinizi. Satürn etkisi çok fazla tabii olmayacak diyebiliriz değil yani, mi? Jüpiter Başak da olunca. Jüpiter bir yıl boyunca en azından onu desteklemeye evet, devam edecek. Bu yüzden de biraz bir yıl çok fazla Satürn'ün olumsuz yanlarını hissetmeyebilirsiniz. Dengeler. Evet, dengeleyebilir. Ama Satürn 1,5 yıldan fazla kalacak daha. Hı hı hı. O yüzden de Jüpiter'in etkisi Başak'tan geçtikten sonra biraz daha temkinli olacağınız konular ön plana gelebilir. Bunlar neler olabilir? Sizin Satürn'ünüz de Başak'ta. İşte yine Başak'la ilgili belki... Etrafınızda bir Başak varsa onunla ilgili sınanabilirsiniz bazı konularda. Tamam Jüpiter bir taraftan destekliyor ama işte Satürn'ünüz de Başak'ta ve evet, kendiniz yaysınız. Biraz karmaşık konular gündeme gelebilir. Yani toprakla ilgili sizi bağımlılıklarınızla ilgili belki ailevi konularla ilgili özellikle gösteriyor bu Başak olayı. Dördüncü evinizde yay var, özgür ruhlu bir babanız var ama özgürlüğünü hiçbir zaman çok tam anlamıyla yaşayamamış bir babanın bir takım genetik karmalarını taşıyor olabilirsiniz. Yani siz de aynı şekilde babanız gibi bir hayat kurmaya yönelmiş olabilirsiniz. Ve babanızın gerçekleştirmek istediği dürtüler sizde de mevcut olabilir o yüzden.
Ay balıkta, yani duygusal anlamda şu an, bugün ay balıkta, zaten öğlen 11.30 gibi ay balığa geçti. Bugün çok duygusal olabilirsiniz. Ve dolunay balıkta, az önce anlatmıştım programın başında, sizi çok etkileyecek. Yani özellikle duygusal büyüme yaşayacaksınız. Yani hem yayı oluşunuz, hem başak oluşunuz, hem de ayınızın balıkta oluşu muhteşem bir üçlü. Aslında sizin ruhsal büyümenizin gerçekten çok yüksek olacağını görebiliyoruz. Zaten epliktikiniz 12. evi gösteriyor. Yani tamamlanmayı bu hayatınızda yaşayabilirsiniz ve başak olarak bitireceksiniz hayatınızı. Başağa dönüşüm var. Ve buna da size bir aslan burcu yardımcı olacak. 12. eviniz aslan burcunda. Şöyle daha eğlenceli konuları hızlı hızlı geçelim. 5. ev eğlence ve aşk eviniz. Oğlak var. Aşk hayatınızdan bir oğlak geçmiş olabilir. Belki ama aşkta çok sert duruşlar siz de sergiliyorsunuz. Oğlak burcuyla ilgili anlatımlarımızı dinlemişseniz eğer, oğlak aşkta biraz başarısızdır. Yani çok çabuk bitirebilir. Bazı şeyleri çok çabuk, çok erken karar verebilir. Ve ufak bir hatayı hoş görmeyebilir. Tölere şansı yoktur aşkta. Bu yüzden de kayıplara sebep olabilir bu durum. Çünkü çok da fazla hani insanlara ön yargıyla yaklaşıp hani bir hatasında hemen yıkıp yok etmek bir aşkı kayıplara da sebep olabiliyor. Evet, belki hayatımızda olumsuz olması gereken çok da iyi bir aşkı kaçırabiliriz. Evet. Yani bu durumda 5. evde oğlaklık biraz sizi zorlayabilir. Biraz olması lazım değil mi? 6. ev dostluklarda kova gibisiniz. Kova burcunu anlatmıştık, ne kadar sosyal ve yardımsever olduğunu. Dostlarınıza karşı çok yardımseversiniz muhtemelen. 7. ev balıkta, eğer bir balık burcuyla evli değilseniz de, eğer haritasında eşinizin varsa balık, yani eşiniz de varsa, ruh eşiniz balık. Eğer değilse de alternatif olarak belki bir başakla evlenmiş olabilirsiniz. Hayatınızda gerçekten özgürlüğünüz kısıtlanmasının sebebi o olmuş olabilir. Muhtemelen sizin sınavınız yine başaklarla ve daha çok da toprak gruplarıyla, yani oğlak da olduğu için 5. evde toprak gruplarıyla, aşkta ve ailede çok sınanıyorsunuz. Bu tür konular sizin için gündemde olacak hayatınız boyunca. Ama devrimi bu bağımlılıklarınızdan kurtararak kendinizi, Uranüs'ünüz akrepte, devrimi belki bu yaz döneminde yapmış olabilirsiniz. Belki, bilemiyorum, boşanma yaşamış olma ihtimali olabilir. Ya da bir ilişkiden ayrılmış olabilir. Yani bir bağ koparmış olabilir. Ya aileyle ilgili bir bağ koparmış olabilir. Bu yaz döneminde belki Satürn akrepteyken bu bağımlılıklardan birinden kurtulmuş olma ihtimaliniz yüksek olabilir. Plüto terazide parayla ilgili bir savaş da veriyorsunuz. 2. evi gösteriyor. Plüto şu an oğlakta, sizin parasal kaynaklarınızla ilgili yaşadığınız 7-8 senedir bir problem olabilir. 2. evinizde terazi var. Plüto terazide muhtemelen parayla ilgili uzunca bir dönem bir savaşınız olmuş. Evet, sıkıntınız olmuş. Zayıflıklarınızda baba ve aile kökler zaten. Neptün'ünüz yayda, 4. evi gösteriyor. Kuzey ay düğümünüz başak. Yani başaklarla sınanma sebebiniz de geçmiş hayatınızda bir başak olmanız muhtemelen. Şans noktanızda bir ikizler var ama çift meslek. Yani 10. ev ikizleri gösteriyor. Çift mesleği ve ona getirdiği şans ve bir ikizlerin de kendisine getirebileceği bir şansı da gösterebiliyor olabilir. Evet. Vertex'inde kova var. Dostlukta karşılaştığı, sihirli bir anda karşılaştığı bir kovanın ona büyük bir dostluğunun yardımını görebilir. Mars'ınız Başak'ta, yine Başaklarla ilgili savaş, bireysel savaşlar. Yani Başaklar uzak durmanız gereken insanlar, onu söyleyeyim Can Bey. Eğer dinliyorsanız Merkür'ünüz Akrep'te, biraz içsel dünyayı çok merak ediyor olabilirsiniz. Düşünce sisteminiz ve iletişiminiz çok kuşkucu, çok derinliklere iniyorsunuz, insanlara çok fazla güvenmiyorsunuz. Ama bence güvenmeyi de öğrenmeniz gerekiyor bu durumda. Venüs'ünüz yayda, özgür ruhlu kadınları seviyorsunuz. Özgür ruhlu kadınlar
hayatınıza çekiyorsunuz. Ve aileyi de özgür ruhlu bir kadınla kurarsanız, yine sizin gibi bir yayla kurarsanız yine olabilir. Bir balıkla kurabilirsiniz ya da bir yayla. Yani. Eğer aileniz yoksa. Genel olarak bu ve arkadaşlarınız hep yengeç oluyor. Ben de yengecim. Sevgili Can Bey, umarım ufacık da olsa, kısa kısa da olsa haritanız size yol gösterir. Ve sevgili balıklar, evet, bu gece çok önemli bir gece. Gerçekten hayatımız için çok anlamlı, özellikle bu hayata gelme amacımız için çok anlamlı bir gece. Çünkü Dolunay Başak, Jüpiter Başak'tayken Dolunay Başak olması çok büyük bir tamamlanma söz konusu olabilir. Bu tamamlanmayı yaşamak için de ruhsal olarak bu gece gerçekten kendinizi dinleyin. Bu gece çok fazla sosyalleşmeyi önermiyorum. Eğer hayatınızda yalnız değilseniz, eşlerinizle ya da yanınızdaki insanlarla da bunu yapabilirsiniz. Evet. Birlikte meditasyon yapabilirsiniz. Dolunay'ı mutlaka izleyin. Evet, su grupları için çok faydalı. Bir buluşma olsun, evet. Değil mi? O güzel toprak ayna. Grupları bundan çok güzel nemalanacak diyelim. Evet, değil mi? Çünkü Jüpiter'in verdiği enerji Başak, Oğlak ve Boğaları da etkileyecek. Onlara maddi anlamda artık Plüton'un verdiği, Oğlağa verdiği bu zararı karşılayacak şekilde şans getirecek. Evet. Umarım maddi anlamda onlar da rahatlarlar. Toprak grupları için söylüyorum. Maneviyat, özellikle sağlık konuları ve 9. ev seyahatler ve kendi imajıyla ilgili, belki görüntüsüyle, belki bir takım sorunlarıyla ilgili, seyahatleriyle ilgili sorunları çözülecek balık burçlarının ve yengeç burçlarının, akreplerinin, su gruplarının yani. Bunlar ortadan kalkacak engeller ve belki hani ruhsal olarak da yolculuklara başlayabilirler bu gece, rüyalara doğru. Evet. Rüyalarınızı mutlaka not edin. Çünkü o rüyalar sizin tamamlandığınız konuları gösterecek. Ve özellikle yeni ay yengeçteyken düşündüğünüz konular bugün tamamlanmaya yönelik işaretlerle başlayacak. Bu bir hafta içerisinde yeni ayda dilediğiniz her şeyin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Evet. İnşallah. Güzel dolunay çok biliyorum. Güzel bir şeyler olacak inşallah. İnşallah. Evet, ağzınıza sağlık Emel Hanım. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Güzel verdiniz ve ben tabii ki buradan ben de izleyicilerimize özellikle bu gece bu güzel dolunayı, süpernova dolunayını kaçırmayın. Camınızdan, pencerenizden, balkonunuzdan bir şekilde dışarıya çıkın. O bol enerjiyi alın, depolayın. Çünkü lazım olacak bu güzel enerji. Evet. Bitti. Bu kadar. Görüşmek üzere. Gelecek haftada balık burçlarını. Evet, balık burçlarını anlatacağız. Haftaya yine farklı konular olacak. Yine gezegenlerle alakalı çok farklı bilgiler vermeye çalışacağız. Ve tabii bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı, bol enerjili günler, geceler diliyorum. Thank you.